Medine-i Münevvere'nin yeşil incisi Kubbe-i Hadra. Yeşil Kubbe. Son şeklini Sultan II. Mahmud zamanında almış. Üzerindeki altın alem ise Sultan II. Abdülhamid'in hediyesi. Ve Yeşil Kubbe'nin tam altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyada ikametgahları, vefatlarından sonra da istirahatgahları olan mukaddes mekan. Hücre-i Saadet. Bu şerefli hane ve etrafı günümüzdeki haliyle harem ve selam olarak iki kısma ayrılır. İçerisinde Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in medfun oldukları Hücre-i Mutahhara, kapısız ve penceresiz bir oda şeklindedir. Beyt-i Saadet'i muhafaza için Ömer bin Abdülaziz'in çektirdiği ihata duvarı, Kabe-i Muazzama'ya benzemesin diye beşgen olarak yaptırılmıştır. Günümüzde de bu halini korur. Müvacehe-i Şerife, Peygamber Efendimizin selamlandığı mahaldir. Buradaki Tevbe kapısının üzerinde, Osman Gazi'den Sultan 1. Ahmet'e kadar Osmanlı sultanlarının isimlerinin yazılı olduğu gümüş levha dikkatlerden kaçmaz. Ravza-i Mutahara'ya bakan köşedeki hadisi şerif, uhrevi bir müjde verir. Evimle minberim arası cennet bahçelerindendir. Minberimse cennet üzredir. Ayşe-i Sıddık'a kapısındayız. Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye giriş çıkışlarında bu kapıyı kullanırlardı. Teheccüd kapısı ve teheccüd mihrabı. Peygamber Efendimiz teheccüd namazlarını bu mahalde eda ederlermiş. Teheccüd mihrabı son kez Sultan Abdülmecid devrinde yenilenmiş. 1980'de ise üzeri tamamen çinilerle kapatılıp belirsiz hale getirilmiş. Hazreti Fatıma kapısındayız. Günümüzde giriş için kullanılan tek kapı burası. Vaktiyle bu kapıdan giren ferraşlar büyük bir hürmetle eğilerek "Destur ya binte Resulillah" der, müsaade isterlermiş. İçeri girince Hazreti Fatıma'nın sandukası karşılar bizi. Üzerindeki örtüde "Burası Hazreti Fatıma'nın kabridir" yazıyor. Hücre-i Saadet'in harem kısmına geçiş kapısı, içeriye hürmeten eğilerek girilsin diye hususiyle küçük yapılmıştır. Hücre-i Saadet örtüsü, Kisve-i Saadet, beşgen duvar üzerinde örtülüdür. Buraya ilk örtüyü Harun Reşit'in annesi astırmıştı. Yeşil Kubbe, Hücre-i Saadet'in tam üzerinde yer alır. Güney, kıble cihetine, müvacehe-i şerife parmaklıklarının arka tarafına doğru ilerliyoruz. Kıble duvarında Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in isimlerinin yazılı olduğu örtüler asılıdır. Ravza-i Mutahara cihetinde Kelime-i Tevhid'in yazılı olduğu örtü ise Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek başlarının hizasını işaret eder. Küçük kapıdan eğilerek tazim ve hürmetle tekrar selam kısmına geçiyoruz. Muhakkak ki Allahu Teala ve melekleri peygamber üzerine salatta bulunurlar. Ey iman etmiş kimseler! Onun üzerine salatta, teslimiyetle selamda bulunun. Hazreti Fatıma mihrabı, Hazreti Fatıma'nın namaz kıldığı mahallin hatırasını taşır. Memlük Sultanı Eşref Kayıt Bay yaptırmış, Kanuni Sultan Süleyman yeniletmiş, 2. Abdülhamit Han çinilerle süsletmiştir.
Ol Resul-i Müçteba, hem rahmeten lil alemin, bende metfundur deyü, eflake fahreyler zemin. Salatü selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, âlinin ve ashabının üzerine olsun.